Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber balkonda kuracağımız, güneşten elektrik üreteceğimiz güneş enerji sistemimizi kuracağız. Bu videoyu çekerken özellikle hani bağlantı detayları, bağlantılar, cihazla bağlantısı gibi püf noktaları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi hep beraber başlayalım. Öncelikle akümüzün, sistemimiz 24 voltluk olduğu için hemen bunu bağlamakla başlayalım. Bu şekilde, gelecek şekilde bağlayacağız. Nerede? Sıkıyorum. Hemen seri kablomuzun sonlarını sıkıyoruz. Şimdi ben göstermelik şu an geçici sıkıyorum. Sistemi çalıştırmak amaçlı. Şimdi bunlar tamam. Hemen gene daha önceden hazırladığımız akü kablolarımızı, eksiği bağlıyoruz. Şimdilik cihaz için yeterli bu da. Artık kablomuza bir tane kesici bağlıyoruz. Daha önce de benim elimde hazır olan bir kesicimiz vardı. Hemen kesicimi artı uca bağlayıp vidasını sıkayım ben. Kesicimi bağladım. Şimdi artı kutbumu da bağlayabilirim aküye. Hemen artı kutba da akümü artık kutuna bağlıyorum. Ufak bir şekilde de biraz sıkıyorum. Tamam. Arkadaşlar, Sabiyor 24 voltluk sistemle çalışan 3 kava invertörümüz. Daha önceki videolarımızda zaten kutu açılımı ve detaylı bilgi vermiştik. Cihazımızın enerji bağlantıları hemen şu plakanın arkasında. Şu yan taraflarında iki tane küçük vidayla bağlı. Onları hemen gevşetiyoruz. Şurada da var bir tane. Şu plakayı şöyle hafifçe aşağı çektiniz mi zaten kendiliğinden geliyor. Şimdi cihazımızın panel girişi, akü girişi, akü artı, akü negatif. Hemen öncelikle akü negatifimi bağlayacağım. Daha önceden hatırlarsanız bir video yayınlamıştım. Kablo yüksüğü ile ilgili. Tekrar kablo yüksüğümü başında takmış hazır vaziyette. Hemen eksiye takıyorum ben bunu. Ve buradan sıkıyorum. İçeride bir vidası var. Sıktım. Aslında kablomun diğer yüksüğü bu tarafta ama kesici takmak zorunda kaldığım için eskiden bir parçam vardı. Bu tarafta şu an yüksüksüz kullanacağım ama size tavsiyem kullanmamanız. Eğer yapabiliyorsun, şu an ben geçici yaptığım için kullanıyorum sadece. Kesicim kapalı mı diye bakıyorum. Kapalıymış zaten. Hemen bunu da takıyorum. Ve şuradan vidasını sıkıyorum. Artı kutbu şu an bağlı olmadığı için bir sıkıntımız yok. Evet, şu an cihazımız bağlı. Hemen test etmek için şu yan tarafta bulunan düğmemizi açmadan önce kesicimizin enerjisini, yani cihaza enerji veriyoruz akülerden. Açtık. Tabii cihaza enerji verdiğimizde cihaz hiçbir bir tepki vermiyor. Tepki vermesi için ya yandaki enerji düğmesine basılacak ya güneş paneli bağlı olacaktı ki ekranda bilgi alalım. Biz hemen yan taraftaki düğmeye basacağız ve ekrandaki olacakları göreceğiz. Bastığımız gibi uzun bir bip sesi gelecek, açılış bipi. Evet. Uzun bir açılış bipi geldi. Gördüğünüz gibi direktmen aküden aldığı enerjiyi 220 volt olarak basmaya başladı. Tabii sonra biz geri kalanları anlatacağız ama şu an için hemen güneş panelini bağlayıp
şarj etmeye başlayacağız. Hemen enerjimizi gene kesiyor, kapatıyoruz buradaki yandaki düğmeden. Herhangi bir aksilik olmasın diye. Şimdi arkadaşlar, güneş panellerimiz 12 volt. Seri bağlayıp sonra hepsini paralelleyeceğiz kalanları. Yani 3 tane paralelmiş halde olacak. Bu şekilde 24 volt elde etmiş olacağız. Hemen akülerin panellerimizin artı ve eksi uçlarını birer tane, zaten MC4'lerimizi birbirine geçiriyoruz. Birbirine geçirdik. Şu ikisini de zaten artı, eksi zaten aldığımız firma direktmen yapıştırmış. Bunları şekildeki birbirine geçiriyoruz. Diğer kalan tüm iki uçları, artıları paralel, eksileri paralel olacak şekilde birbirine bağlayacağız. Bunu yaparken de hemen artı eksi paralel bağlantı MC4'leri alıyoruz. Hemen önce eksiğimizi bir tane takıyoruz. Sonra yan taraftaki eksiği getirip, şu an takamıyoruz. Bir zaten paralel bağlayacağız. Bir MC4 daha getiriyorum. Şuradakini takıyor, düşüyor hemen. Biraz zor da olsa göstermelik oldu. Yani önce size göstermek istediğimiz için zor da olsa bağladık biz bunu. Şimdi bunlar eksilerdi. Evet, eksileri bağladık. Hemen artıları da bağlayacağız aynı şekilde. Artıyı da alıyorum. Hemen şu yandan biraz tabii gerdirmiş durumdayım. Geçiriyorum. Bu diğer iki paneli taşımak zorunda kalıyorum. Hemen daha önceden hazırladığım uçları çatılı kablomu artıdan başlıyorum hemen. Artıyı geçiriyorum. Getirip buradaki artıya takıyorum. Bu artıydı zaten. Eksiği de aynı şekilde alıyorum. Eksiği de alıyorum. Buradaki eksiye hemen bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar, şu iki hatta iki tane seri bağlayıp sonra bunları üçlü gruplar halinde paralelledik. Bu iki hattımızı da aküye bağlayacağız şimdi. Daha önceden hazırladığımız akü bağlantı kablosunu ile gene arasına bir kesici koydum. Herhangi bir duruma karşı. Hemen artıyı takıyorum. Sonra da eksiyi takıyorum buraya. Şu an kablolarımızın ucunda her şey hazır. Sadece bunları invertörümüze bağlayacağız artık. Hep birlikte bunları bir de invertöre bağlayalım. İnvertörümüzün panel kısmı düz ağızlı tornavida. Hemen önce tekrar eksiği getiriyorum. Panel ağzı açık mı diye bakıyorum. Şu an ben bu iki bağlantıyı yüzük yüksüksüz bağlayacağım için dikkatli olmam gerekiyor, kısa devre yaratmamak için. Tellerin çıkmaması gerekiyor. Ağızlarını iyice açıyorum. Hemen bu şekilde sıkıyorum. İyice sıkıyorum eli, el kuvvetiyle. Akabinde artımı bağlıyorum. Kesicim olduğu için bir sakınca yok. Şu an artıda bir enerji yok çünkü. Tellerin dağılmadan yuvasını yerleştiriyorum ve vidasını sıkıyorum. Evet arkadaşlar, panelimizi de bağladık şu an. Şimdi cihazımızın şarj olup olmayacağını test edeceğiz. Hemen akü enerjimizi açıyoruz.
cihazımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar, akümüzü panelladık, panelimizi bağladık, invertörümüzü açtık. Şu an invertörümüz panelden gelen enerjiyi hem şebekeye veriyor hem de aküyü dolduruyor. Ama akümüz zaten şu an yüzer şarj konumunda, yani dolu konumda. Hemen menüde kısaca bilgiler vereyim. Şu an bizim bataryanın voltajını gösteriyor, 27.3. Şu an zaten hiçbir yükümüz olmadığı için aküden çekilen akımı, amperi gösteriyor. Şu an hiçbir yük olmadığı için bir bilgi yok orada zaten. Yükümüzü watt değerinde gösteriyor. Watt amper de, volt amper değerinde gösteriyor. Yüzdelik olarak yükümüzü gösteriyor. Şu an 50 Hz'de olduğunu görüyoruz. 229 volt, 228 arasında değişken bir voltaj veriyor şu an. Panelden gelen amperi gösteriyor. Lakin şu an akümüz dolu. Harcamamız olmadığı için burası şu an sıfır gözüküyor. Şu an panellerden 39 volt şeklinde geliyor. Bu şebeke enerjisi kaç hertz olduğunu gösteriyor. Şebeke enerjisinin voltajını gösteriyor. Bunlar cihazın versiyonlarıyla ilgili bilgiler. Şimdi hep beraber cihazımızı çıkışına bir bağlantı sağlayalım ve çalıştıralım. Ben bunu daha önceden hazırlamıştım. Kesicimiz, wattmetremizi hazır sistem bu şekilde bağlayacağız. Burada bizim şebeke çıkışımız var. Hemen enerjimizi kesiyoruz. İnvertörümüzü biraz daha dik konuma getirmeden önce şunu bağlayalım bir. Hemen L kahverengiyi bağlıyoruz. Burada yıldız bu bağlantılar bu arada. Hemen sıkıyoruz. Hemen nötrümüzü de bağlıyoruz. Neye? Bu şekilde sıkıyoruz. Devre kesicimiz kapalı şu an. İnvertörümüzü biraz daha dikleştirip bağlantımızı bu şekilde indiriyoruz. Tabii cihazımız şu an sadece yüzer şarj konumunda. Hemen bu şekilde elimdeki matkap şu an 500 wattlık bir matkap. Hemen onu bağlayıp bakalım çalışmasını yapıyor mu diye. Hemen fişimi takıyorum. Zaten şu an enerjimiz yok. Enerjiyi açıyorum. Hemen cihazın panel amper ayarına meraktan getirdim. Şu an cihazımız şebeke enerji veriyor. Hiçbir yük yok. Yük veriyoruz. Şu an wattmetremiz çalışmaya başladı. Şu an hiçbir yük yok. Ve biz bunu çalıştırmaya çalışıyoruz şu an. Yani şu an 100 watt değerinde bir güç çekti. Şuradan bakarsanız 1 amper civarı bir güç oldu. Bu panelden gelen enerji. Panelden direkt şebekeye basıyoruz. Hemen biraz daha yüklenelim. Şu an görüldüğü gibi yaklaşık 210 watt enerji çekiyoruz. Panellerimiz demek ki yeterince üretim yapmadığı için hem aküden hem panelden gelen enerji çekiyoruz. Paneldeki enerjiyi de bu şekilde tüketebiliyoruz. Evet arkadaşlar, Savoy marka invertörümüzü bağlantılarını hep beraber inceledik. Lexon marka panellerimizi bağladık. Akülerimizi bağladık. Cihazımızı çalıştırdık. Cihazımızı beraber gördüğünüz gibi güç çektik. Şimdi burada ben size bir bağlantı nasıl yapılacağını göstermek için bu şekilde bağladım. Yaklaşırsak ben bu sistemi, akülerin hepsini burada montajlayacağım. Akülerim 4 tane zaten. 2 tanesi şu an takılı burada. Bu dolabı kendim yaptım aküler için. Dış ortamlardan, ısıdan, soğuktan korumak için. Panellerim yerlerinde duracak. Ben panelleri şu an balkonda tutacağım. Bu şekilde size açıklayabilirim.
Arkamda gördüğünüz tesisat bağlantısı bittikten sonra tabii bir video daha çekeceğiz. Onu da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bu ve benzeri videoların devamı için lütfen aşağıda çıkan bizi takip kodunu tıklayarak bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.